Merhaba arkadaşlar, Bilge İspir ben. Halkla İlişkiler Araştırmaları kitabımızın 7. ünitesi olan Araştırma Raporunun Yazılması ve Sunulması ünitesinin özetiyle karşınızdayım. Hazırsanız devam edelim. Bu üniteyi bitirdiğimiz zaman e, ne tür yeterliklere sahip olabileceğiz bunları bir görelim önce. Raporların içerik ve biçim açısından sahip olması gereken özellikleri sıralayabileceğiz. E, i̇çerik ve biçim özelliklerine dikkat ederek bir rapor hazır, hazırlayabilecek ve... Hazırladığımız raporu hedef kitlemize sunabilecek bilgi ve becerilere sahip olacağız bu üniteyi bitirdiğimizde. Araştırma raporu, çalışmayı yapanların nitelikleri ve e, çalışmanın ne olduğu hakkında okuyucuya bilgi veren somut bir belge. Araştırmanın gerekçesini, neler yapıldığını ve nasıl yapıldığını, ne gibi sonuçlara ulaşıldığını okuyucuya aktaran yazılı bir döküman araştırma raporu. Araştırma raporu, ee, ...hazırlanmasında içerik ve biçim olarak üç temel amaç gözetilir arkadaşlar. Bunlardan birincisi amaca uygunluk, ikincisi anlaşılırlık, üçüncüsü ise etkililiktir. Bu üç temel amaç gözetilerek bir araştırma raporusu içerik ve biçim olarak hazırlanır. Raporlarda içeriğin temelde üç ana ilkeyi karşılaması beklenir arkadaşlar. Bunlardan birincisi raporun öz fakat yeterince ayrıntılı olması gerekir. Ne çok... Özet şeklinde ne de çok ayrıntı içeren şekilde tam ikisinin ortasında dengeyi sağlamış bir rapor olmalı. Rapor okuyucuya bağımsız yorum ve yargıda bulunabilme olanağı vermelidir. Bunun için de yeterli düzeyde veri sağlamadır okuyucuya bu bağımsız yorum ve yargıda bulunabilmesi için. Raporda ayrıca yazarın kendi yorum, yargı ve önerileri var ise bunların açık olarak belirtilmesi gerekir. Çünkü hatırlayınız nicel araştırmalarda özellikle ee, araştırmacının kendi yorum ve yargılarını araştırmaya katması ya da araştırma sonuçlarına katması e, biraz sınırlandırılmıştı. Çok da serbest değildi. O yüzden de özellikle bir nicel araştırma raporu yazılıyorsa, eğer yazarın ya da araştırmacının kendi yorum ya da yargı önerileri varsa bunların açık olarak belirtilmesi ve okuyucuya bu konuda uyarılması gerekiyor. Bir araştırma raporunda bazı bölümler söz konusu arkadaşlar. Bunlardan birincisi kapak. Kapak sayfası... E, raporun ne olduğunu, adının ne olduğunu, neyle ilgili olduğunu, kim tarafından hazırlandığını, nerede ve hangi yıl hazırlandığını belirten bir e, sayfa. İçindekiler sayfası eğer çok fazla içerik söz konusuysa raporun içerisinde e, hazırlanabilir. Bir özet sayfası söz konusudur. Raporun ...genel bir özetini veren, tümüyle, bulgularıyla, yöntemiyle genel bir özetini veren bir bölümdür. Giriş sayfasında raporun amacı, problemi, araştırmanın daha doğrusu problemi, amacı... ...ve ilgili literatürle ilgili bizi probleme götüren tartışmalara yer verilir. Yöntem bölümünde ise... Ee, araştırmanın yöntemini ne olduğunu nicel ya da nitel ise hangi veri toplama araştırma araştır, araçlarının kullanıldığı, ne tür testlerin yapıldığına ilişkin yöntemsel bilgiler verilir. Bulgular kısmında ise yapılan testler sonucunda elde edilen bulgular raporlanır. Tartışma bölümünde ise elde edilen bulgular ve literatürdeki daha önce yapılmış araştırmalarla bunlar ilişkilendirilip ee, bir tartışma açılır. E, bu bulgular e, literatürle ilişkilendirilir. Ekler kısmında ise raporun içerisinde çok da verilmesine gerek olmayan ancak ek bilgi olarak okuyucunun ihtiyaç duyabileceği bazı bölümler ekler kısmında verilebilir. Kaynakça bölümünde ise bu raporun yazılması ve araştırmanın ortaya çıkmasında daha önce yararlanılmış olan kaynakların e, kaynakça bölümünde belirtildiği bölüm söz konusudur. Bir de sevgili arkadaşlar özet konusunda değinmişken yönetici özeti dinlen bir kavram vardır. Yönetici özeti e, özet kısmından biraz farklıdır. Biraz daha geniştir yönetici özeti. E, özellikle vakitleri dar olan çok kısa zamanda e, öz bilgiye erişmek isteyen yöneticiler için hazırlanır. Ve temel noktaların gözden geçirilmesine olanak sağlayan bir metindir yönetici özeti. Genel olarak araştırma raporları dört temel ilkiye sahip olması gerekir. Bunlardan birincisi yalınlık. İkincisi bir araştırma raporu mantığa uygun olmalıdır. Üçüncüsü bir araştırma raporunda denge söz konusu olmalıdır. Ve bir araştırma raporunda bir örneklik söz konusu olmalıdır. Yani yazı tipinden tablolardan oluşturulmasına, Kaynakça gösteriminden sayfa formatına kadar bir örnek olması gerekir. Bir sayfada başka bir yazı tipi kullanılır, bir başka sayfada başka bir yazı tipi kullanılıyorsa, o zaman bu rapor hem yalınlık, hem mantığa uygunluk, hem denge, hem bir örneklik açısından sahip olması gereken ilkelere kurallara sahip değil anlamına gelir. Araştırma raporlarında önemli bir konu da kaynak gösterimidir. Kaynak gösteriminde temel ilke, Raporda neyi, nereden ve nasıl aldığınızı göstermektir. Çünkü özellikle giriş bölümünde araştırma probleminize yaza, ya da araştırmanıza temel olan bazı kaynaklardan bahsetmeniz gerekebilir. Bazı araştırmalardan bahsetmemiz gerekebilir. Bu araştırmaları e, nereden, nasıl aldık, kimden aldığımızı, kimin yaptığını belirttiğimiz bölümdür kaynak gösterimi. Dört temel amacı vardır kaynak gösteriminin. Bir kere yararlandığımız kaynakların yazarlarına kredi vererek ahlaki ve etik kurallara uymamız, e, uymuş olduğumuzu gösteririz. Okuyucuya alıntıların e, asıl kaynağa uygun bir şekilde aktarılıp aktarılmadığını denetleme imkanı veririz. Araştırmada ileri sürülen görüş ve olguları, bunları destekleyen ve desteklemeyen ve görüş ve olguların varlığını belirtme şansına sahip olabiliriz. Ve bizlerin ...literatürü yeterince taradığımızı ve araştırmacının yani bizim bunları göz önüne aldığını kanıtlamış oluruz. Ayrıca okuyucu aynı konuda yararlanabileceği başka kaynakları da yol göstermiş. Bunları da göstermiş oluruz. Bunları da tanıtmış oluruz. Araştırma raporlarının yazımından sonra bir de bu raporun artık belli bir kitleye sunulması söz konusu olabilir. Günümüzde artık e, araştırma raporları sadece yayınlanmıyor. Aynı zamanda birçok yerde de sunulabiliyor... Sunumun bazı aşamaları söz konusudur. Bunlardan bir tanesi hazırlık aşaması, amaç yazma, hazırlık aşamasında amaç yazma, hedef kitle analizi, elektronik görüntü oluşturma, sunuş notlarını hazırlama ve prova yapma gibi hazırlık aşamasının bazı alt aşamaları söz konusu. Bunlar hazırlandıktan sonra sunum aşamasına geçiliyor. Sunumunuzu yapmış oluyorsunuz. Değerlendirme aşaması ise dinleyicilerin Sunum sonrasında kafasında bazı soru işaretleri oluşmuş olabilir, bazı sorular olabilirler size. Burada da soru cevap kısmına geçilip değerlendirme aşamasında sunumun ya da raporun değerlendirildiği, dinleyicilerin sorularının cevaplandırıldığı bölümdür sevgili arkadaşlar. Evet, araştırma raporunun hazırlanması, sunulması konusunda da size aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.